Herkese merhaba, ben Dilek, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte küçücük bir kitap alışveriş videosu paylaşacağım. 5 tane kitaplık bir alışveriş. 5 rakamını hiç sevmiyorum. O yüzden acaba üstüne birkaç kitap alsam mı dedim. Ama istediğim kitaplar daha çıkmadı. Özellikle Mart yayınları bomba gibi geliyor, size söylüyorum. Ve isimsiz kız. Hangi elde? Unuttum. Eposus mu? Şuraları bir yerlere yazacağım. Onu da çok merak ediyorum. Çok güzel kitaplar çıkartıyor. Pegasus artık gerçekten kafayı yedi diye düşünüyorum. Gelişim kitapları çıkartıp duruyor. Kendimi geliştirmek için bir kursa falan giderim. Kitap alsam ya o kitap bana göre değilse ya ben o kitapla gelişemezsem boşu boşuna para mı vermiş olacağım? Tiyatroya giderim gelişmek için. Sinemaya giderim. Bilmiyorum yani, birazcık kendine gelsin artık. Fantastik de çıkarsa olur. En azından insanlar oraya başka kitaplar yazıyor. Bunlar başka kitaplar çıkartıyor. Bilmiyorum. Tuhaf. Neyse. Konumuz bu değil. Kidaga kitaptan. Kidaga internet sitesinden. Kitap sitesinden. Pegasus yayınları %50 indirimdeydi. Ve ben bunu görünce kafayı yedim. Kafayı yiyince annem de dedi ki kitap almalısın. Ve burada 5 tane kitap var. Bunlar gerçekten çok merak ettiğim, indirimin kovaladığım, bir türlü bulamadığım kitaplar. Özellikle şu intikam yazı. Bunu bir videomda söylemiştim indirime girince diye. Önce bu kadar indirime girdi. Kaç lira olduğunu bilmiyorum ama etiket fiyatı 60 lira. Siz düşünün. Ama 30 liradan daha ucuz aldım ben. 27 mi? 26 mı? Öyle bir şey olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Ya bunu çok merak ediyordum. Gerçekten böyle gerilim cinayet romanlarının böyle takım yani, bilmiyorum. Okuyorum ya, gerçekten bilmiyorum. Cödelris ve Shane Hubris'i de kendime idol edinmiş bir kız olarak. Varlıklı adamlar tuhaf şekillerde öldürülüyor. Bunun sebebini arıyorlar. Neden öldürülüyor bu adamlar falan diye. Şu an saat gecenin ikisi ve ben böyle şeyler konuşuyorum. Muhtemelen uyuyamayacağım. Uyuyamayacağım için de sabah kalkamayacağım. Sabah kalkıp Merve kardeşimle buluşmam gerekiyor. Neyse. Böyle bir neden öldürülüyorlar diye bir araştırma yapıyorlar. Bunu konu edinen bir kitap. Kesinlikle okuyacağım. Burada Hayatımın Aşkı var. Bu da çok tatlı bir kitap. Yani... Bunu neden görmedim bilmiyorum. Bu aslında Pegasus'un eski kitaplarından ama görmemişim. Bir kızla bir erkek ailelerini karşılarına alıp bir evlilik yapıyorlar ve hayallerini gerçekleştiriyorlar. Ama hayallerinden sonra olanları okuyoruz. Duygusal, romantik, hiç ağlamamışımcasına okuyacağım. Ve kütüphanede bir türlü bulamadım. Sonrasında araştırdım ve gerçekten kütüphanede yokmuş. O yüzden aldım Gece Yolunu. Gece Yolunu bana şöyle önerdi. Şöyle önerdiği için aldım. Kesinlikle seversin de. Ben de aldım ve en yakın zamanda okuyacağım. Çünkü merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bu da bir sanırım böyle bir aile draması. Verilen yanlış kararlarla ailenin parçalara ayrılması ve bu verilen kararlarla ilgili doğan sonuçlarla başa çıkma gibi bir şey olması gerekiyordu okuduğum kadarıyla. Gerçekten bütün gün geziyorum arkadaşlarımla. O yüzden de gündüz video çekemiyorum. Böyle geceye kalıyor. Gerçekten Ocak ayı çok yorucuydu. Geziyorum, yoruluyorum. Allah başka dert vermesin be kardeşim. Bu çok merak ediyordum. Bu Pegasus'un yeni kitaplarından. Seni sen yapan her şey. Gerçekten kafa karıştırıcı bir kitap. Bence bu birazcık gerilim. Flora Banks'in tek anısı gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Yazar bir olayın farklı şekilde ilerlerse farklı sonuçlar getirebilecek mi düşüncesiyle bir şey yapmış. Hani acaba şu yoldan değil de şu yoldan gitseydim farklı şeyler olabilecek miydi? Acaba şu değil de şunu söyleseydim ya da şu yolu değil de şu yolu seçseydim gerçekten farklı olacak mıydı? Konusuna bir konusuyla ilgili bir roman yazmış. 12 yıl önce bir kaza geçirmiş, yüzüne yanıklar olan bir kız var, Fiona. Fi de lisede dereceli biri miydi? Aynen, liseler arası en iyi lakros oyuncusu seçilen biri. Fi ve bir olay oluyor ve lakrosu bırakıyor. Hani bu ikisi Fiona ve Fi ve isimleri de çok yakın.
Bu ikisinin verdiği kararlarla gidişatlarını okuyacağız. Bence çok güzel oldu. Ve burada yine görmediğim ve gecenin ikisinin ne anlattığını bilmediğim bir kitap. Ritüel. Dört üniversite arkadaşı İskandinav ormanlarında yeniden bir araya geliyorlar. Tabi aradan fazla uzun zaman geçtiği için yeniden kaynaşmaya çalışıyorlar gibi bir şey. Sonrasında öfke ve bir şeyler oluyor ve böyle şeyler oluyor. Çok fazla anlatmaya da korkuyorum, biliyor musunuz? Gecenin ikisinde böyle şeyler anlatmak da bilmiyorum. Bu şekilde ben 5 tane kitap aldım. Hala sayısından mutlu değilim ama benim aldıklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada 636 kişiyiz. Çok teşekkür ederim. Hepinize bana abone olduğunuz, destek verdiğiniz, yorum yaptığınız, videolarımı beğendiğiniz için. Ben şey diyemiyorum. Abone olun. Videolarımı beğenin, yorum atın. Bilmiyorum. Aslında demem lazım. Çünkü herkes diyor. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Ya, emir verici değil mi ya? Beğenmeyi unuttuysanız beğenin. Beğenin. Yorum yapın. Yapsanıza. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenin. Ne diyeyim? Olmuyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle daha kibar. Evet, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 1000 aboneciyi görmek istiyorum. Lütfen bana 1000 aboneyi gösterin. Allah razı olsun. 2020'de yapmak istediğim şeylerde 1000 abone olmak var. Gözünüzü seveyim ya. 1000 abone edin beni. 1000 abone olayım. Çok mutlu olacağım. Yorumlarda da isterseniz konuşabiliriz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.